İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Batı Ermenistan'ın Sebastya Sivas'taki kale kazılarında 42 bin parça tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı. Alkalat Hastanesi'nde planlanan ameliyatlar yeniden başladı. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Uluslararası Ekonomik Özgürlük Endeksindeki pozisyonu iyileşti. Almanya Meclisi'ndeki görüşmesi sırasında Ermenistan Cumhuriyeti Ombudsmanı, Azerbaycan'da tutuklu bulunan Ermeni tutsakların derhal iade edilmesi konusunu gündeme getirdi. Artsakh ile ilgili bir film Berlin Film Festivali'nde gösterilecek. Ermeni minyatürlerinin kopyaları çiçeklenme sanatı sergisinde sunulmaktadır. No 85, 3 Şubat 2021, Arjantin, Buenos Aires'te Batı Ermenistan Fahri Konsolosluğu'nun kurulması ve Batı Ermenistan'ın Buenos Aires Fahri Konsolosluğu'nun atanması ile ilgili Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı. Fransa'dan ve Buenos Aires'ten Batı Ermenistan vatandaşlığını almak için başvuru artışı dikkate alındığında, 12 Mart 2014 tarihli 16 sayılı kararnameyi dikkate alarak, anayasanın 77. maddesi dikkate alınarak kararnameler. Madde 1. Arjantin, Buenos Aires'te Batı Ermenistan Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu'nun kurulması. Madde 2. Sayın Guillermo Alejandro Caramanian'ın Batı Ermenistan Cumhuriyeti Buenos Aires Fahri Konsolosu olarak atanması. Madde 3. Bu atamanın 2 yıllık uzatılma zamanı var. Madde 4. Karar Batı Ermenistan Cumhuriyeti Resmi Gazetesi'nde yayınlanacaktır. Başkent Karin Erzurum, 2 Mart 2021. Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı. Batı Ermenistan'ın Sebastya Sivas Belediyesi'nce yürütülen kale projesi kapsamında yapılan kazılarda bugüne kadar çeşitli dönemlere ait 42 bin parça tarihi eser bulundu. Sivas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre tarihi dokuyu gün yüzüne çıkararak şehrin turizmini geliştirmek amacıyla hayata geçirilen projede kazı çalışmaları devam ediyor. Mimari yapıların ortaya çıkarıldığı projenin ilk etabının %90'ı tamamlandı. Sivas'ın tarihinin çok eskilere dayandığına işaret eden tarihi eserler proje kapsamında Kale Müze Evi'nde sergilenecek. Sivas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre kazı çalışmaları devam ediyor. Ahalkala Hastanesi'nde göz ameliyatının da yer aldığı planlı ameliyatlara tekrardan başlandı. Genel sağlık programı çerçevesinde planlı ameliyatların finansmanı 1 Mart itibariyle tekrardan başladı. Bu durum Sağlık Bakanlığı tarafından Gürcistan 1. kanalında duyuruldu. Ahalkala Bölge Hastanesi'nde ve Gürcistan genelinde göz ameliyatları da dahil olmak üzere ameliyatlar yeniden finanse edilecek. Planlanan ameliyatlar Sağlık Bakanlığı onayından sonra yapılacaktır. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında Ermenicesi Takavarak olan koronavirüsün ülkede yayılması nedeniyle Devlet Genel Sağlık Programı çerçevesinde planlanan cerrahi hizmetler için garanti formu çıkarılmasının durdurulduğunu hatırlatırız. Ameliyatlar emekliler için ücretsizdir. Vatandaşlar için ise %70'i devlet, %30'u belediye ve geriye kalan toplam maliyetin %30'u vatandaşlar tarafından ödenecek. Ermenistan Cumhuriyeti Miras Vakfı'nın 2021 Ekonomik Özgürlük Endeksinde konumunu 2 sıra iyileştirdi. Armen Press'in aktardığına göre yılda maksimum 100 puanı aşan Ermenistan Cumhuriyeti 71.9 puan alarak çoğunlukla özgür ekonomiye sahip ülkeler arasında yer aldı. Ermenistan Cumhuriyeti 2018 ve 2019 yıllarında sırayla 44. ve 47. sıradaydı. 2021 raporu COVID-19 salgınının yaygınlaştığı koşullarda dünya ekonomisi için zor zamanlarda yayınlandı. Raporda Ermenicesi takavarak olan koronavirüs salgınına yanıt verirken ekonomik özgürlük her zamankinden daha güçlü olacak denildi. Endekse göre Güney Kafkasya'da en yüksek ekonomik özgürlük endeksi 77.2 puanla 12. sırada yer alan Gürcistan kaydetti. Azerbaycan 38. sırada. Washington'da kurulan The Heritage Foundation, ABD kamu politikasındaki en etkili yapılardan biri olarak kabul ediliyor. Almanya Federal Meclisi'nde Azerbaycan'daki Ermeni savaş esirleri hakkında özel bir çevrim içi tartışma düzenlendi ve bu kapsamda Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan ayrı bir raporla konuşmada bulundu. Armen Press tarafından bildirildiği üzere Ermenistan Cumhuriyeti Ombudsman Ofisi tartışmanın Almanya Federal Meclisi'nin İnsan Hakları Daimi Komitesi Başkanı
Michael Brandt ve Federal Meclis Dilekçe Komisyonu Başkanı Miriam Wendt başkanlığında gerçekleştiğini bildirdi. Tartışmaya 70'ten fazla Alman milletvekili katıldı. İnsan hakları savunucusu Tatoyan, Azerbaycan'da tutuklu bulunan Ermeni savaş esirlerinin, askerlerinin ve sivillerin iade meselesini gündeme getirdi. Armen Tatoyan, Azerbaycan makamlarının Ermeni toplumuna ve özellikle de tutsakların ailelerine ruhsal sıkıntılar yaşatmak ve ülkede gerginlik yaratmak için süreci yapay olarak ertelediğini ve siyasallaştırdığını kaydetti. Ombudsman ayrıca Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin savaş sırasında işledikleri savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar, kafa kesme, işkence, bedenleri aşağılama ve bunun gibi durumlar hakkında da bilgi verdi. Berlin Uluslararası Film Festivali'nin forum programına Azerbaycanlı kullanıcılardan internette olumsuz tepkiler alan 2021 yapımı Siyah Bah Arsah filmi dahil edildi. Azerbaycanlı kullanıcılar Berlinale web sitesinde yayınlanan ilk senaryoyu ön yargılı olarak değerlendirerek filmin başlığına öfkeyle tepki gösterdi. Film 2007 yılında iki savaş arasında çekilen Arsa sakinleriyle yapılan röportajlara dayanarak Ermenistan-Azerbaycan çatışmasının hikayesini anlatıyor. Filmin yönetmeni Irene Anastas ve René Gabri. Bach'ın kantatlarının ritmini tekrar eden 13 perdelik filmde manzaralar çerçevenin dışındaki sesle iç içe geçerek savaşın doğasını, kimliğini ve aidiyetini yansıtıyor. Berlinale web sitesinde filmin yer alacağının açıklanmasının ardından Türkler ve Azerilerden öfkeli tepkiler gelmeye başladı. Bunu tek taraflı hikayesi olan bir propaganda filmi olarak adlandırıyorlar. Festival komitesi filmin programdan kaldırılmasına dair çağrıları reddetti. Sanal gösterimin ardından film bu yaz Berlin'de çevrim dışı formatta gösterilecek. Çiçek Açma Sanatı Stüdyo öğrencilerinin hazırladığı Ermeni minyatürünün en iyi eserlerinin kopyaları Çiçeklenme Sanatı sergisinde sergilenecek. Ziyaretçiler stüdyo öğrencilerinin tek başına yarattığı çalışmalarını görme fırsatı bulacaklar. Armen Press'in aktardığına göre serginin resmi açılış töreni 6 Mart'ta Zankak Kitap Evi'nde yapılacak. Sergi 16 Mart'a kadar açık kalacak. Çiçeklenme sanatı, minyatür resim atölyesi, Ermeni kültürünü koruma ve geliştirme Maştots adlı vakfının girişimiyle 4 yıldır Madena Taran'da faaliyet gösteriyor. Teorik dersler sırasında çocuklara Madena Taran'ın bilim araştırmacıları ders veriyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Van adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Vartiyerk adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.